gayeler bir takım mahrumiyetlerin ötesinde bayraklaşmış. Mesela Hanefi fıkhının en büyük eseri olan Mebsut, Seraksi hapsedildiği kuyuda talebelerine dikte ettirmek suretiyle vücuda getirdi. Elmalı Hamdi Yazır tefsirini yazarken ağır kalp hastalığının tesirinde yazdı. Yine devrimizin büyük dertlisi aynı mahrumiyetlerle büyük davasının temelini attı. Bu işin sırrı ve hikmeti nedir? Açıklar mısınız? Deniyor. Meselenin başındaki hususla sonundaki husus arasında biraz fark var. Evvela başıyla şey yapalım. Biliyorsunuz dedi ki büyük davalar, ulvi gayeler bir takım mahrumiyetlerin ötesinde bayraklaşır. Hiçbir büyük hakikat, yüce bir ideal, insan sıkıntı görmeden, bir kısım mahrumiyetlere katlanmadan elde edilmemiştir. Bu ayrı bir meseledir. Mesela Seyyidina Hazreti Adem bin türlü sancı içinde evlatlarından çektiği, oğlunun birinin birisini öldürmesi hususu, yeryüzünde Tevrat'a göre yıllarca ağlaması, ahu efgan etmesi, bu hatta mübalağalı anlatmalar içinde gözyaşları ceyhun olması, onda otların bitmesi filan gibi Seyyidina Hazreti Adem'in ızrabını, çilesini bayraklaştırıyor. Bunun arkasında Cenab-ı Hak kendisine Safiyullah unvanını veriyor. Safilerin önüne koyuyor. Kendinden sonra gelecek peygambere kadar o devrin bayraktarı oluyor. Bu meselenin bir yönü ki bunu yer yer daha önceden de arz etmiştim. Onun üzerinde durmayacağım. Yalnız bir kısım mahrumiyetler içinde Hanefi fıkhının mühim bir kitabı olan Mefsud'un Şemsül Eyyime Seraksi tarafından yazılması, Elmalı Hamdi Yazık ve daha yüzlercesi, binlercesi. Aslında bunlardan daha büyükleri var. Mesela Ahmet bin Hanbel düşünülecek olursa 6-7 sene normal hapishanede değildir. Mihret-i Kur'an mevzu hapishanede o muhteşem müsnedini yazar İmam Ahmet bin Hanbel. 60 bin kadar hadis var diyorlar. Fakat elimizdeki bizim kitaplarda 40 bin sayıyorlar hadis. Buhari'nin muhtevası kadar 10 hadisi topluyor Ahmet bin Hanbel. Hayatının büyük bir kısmı hapishanede geçiyor, mihnet altında. Ama normal hapishanede yatmada değil, dövüyorlar yani. Her gün dövüyorlar. Kendisi naklediyor. Diyor ki öyle dövüyorlardı ki dayanma mümkün değil. Tahammül fersaydı sopa. Ve bağırıyordum ben. Vurdukça sopayı bağırıyordum. Açık bıraktıkça bağırıyordum. Her nasılsa bir şaki vardı benim kaldığım yerde. Bana bir gün dedi ki sen dedi Kur'an mahluk değildir diye göğsünü germiş bu mevzuda dayanıyorsun. Ben hırsızlık yaptım vallahi beni söylettiremediler. Bağırmadım da yani. İzzetim ayağımın altına almadım. Büyük imam der ki o şakinin şeyi bana ders oldu. Ondan sonra artık vurdukça sesimi çıkarmadım, bağırmadım. O devrede İmam Malik'in gördüğü bir rüya ile adamlar da gönderir. Ona bir şey giy, İmam Şafii'nin sürçü lisan oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtına bir gömlek giydirdiğini görür, haber gönderir de. İyice sekinete erer, itminana erer İmam Ahmet bin Hanbel. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de burada soruda dendiği gibi sopa yemiş bir insandır. Kadılığa zorlanmıştır ama Ebu Hanife zeki, dirayetli, ne yaptığını bilen bir insandır. Kendisini Şeyhülislam'la zorlayan kimseler, Abbasi halifeleri, daha sonra talebelerinden Ebu Yusuf'a kabul ettirmişlerdir bunu. Ama Ebu Hanife kabul etmemiştir. İltifat etmez bunların tekliflerine. Bu uzun zaman hapishanede yatar. Aynı mihnet kendisinden 3 asır sonra ve 2 asır sonra Şemsül Eyyime Seraksi ki 5. asırda yaşar, o Hicri 5. asırdadır. Aynı mihnete o da maruz kalır. Kuyunun dibine atarlar. Meşhur 30 ciltlik Mefsud'un orada eskiden hapisleri böyle işte çukurun bir kuyunun dibine sarnış gibi bir şeyin dibine atar. Orada tutar yiyeceklerini de atarlarmış oraya. Her şey orada. Talebelerini o kuyunun dibinde Mefsud'u dikte ettiriyor. 30 ciltlik Mefsud öyle dikte ettiriliyor orada. Muhteşem dimalar. Ama bunlar böyleyken yani daha sonra bitmiş mi bu? İmam Gazali Hazretleri bundan daha hafif değildir durumu. Mağaralara çekilmiş, kurtulamamış, derdest etmiş, getirmişler. Bir kısım mümin çevreler kendisine kafir demişler o devirde. Felsefeyle meşgul oluyor diye. Zaten akliyatla meşgul olan o devirde Mutezile mezhebi ve felsefeciler, bilhassa İbn-i Rüşd mektebine bağlı olanlar adeta her gün kendisine bir tuzak kuruyorlarmış.
Halifeler de kendisinden memnun değillermiş. Hiçbir zaman. Bir işte Selçuk Sultanı Alparslan kendisinden hoşnut oluyor. O da Nizamül Mülk'ün medreselerinde muhakkaten muallimlik yapıyor İmam-ı Gazali. Abul Maali'den sonra, İmam-ül Harameyn'den sonra bir miktar muallimlik yapıyor orada, hocası onun. O da aynı mihneti çekiyor. İmam-ı Rabbani de aynı mihneti çekiyor. Başkaları da aynı mihneti çekiyor. Çekiyorlar. Mihnet çekme aslında iman yolunda hizmetin lazımı gayri mübarekidir. İnsan Allah'ım bana mihnet ver, meşakkat ver, sıkıntı ver, ben imana Kur'an'a hizmet edeyim dememelidir. Fakat bu yolun lazımı gayri mübarekidir. Bir insan ihlaslı Allah yolunda ise nefsinden, ailesinden, malından, yakınlarından, dostlarından, arkadaşlarından çekecektir. Düşmanlarından çekecektir. Bu hizmetin lazımı gayri mübarekidir. İnsan böyle çok hizmet eder, başına bir şey gelmezse istidraçtan endişe etmeli. Yani hizmeti boşa gitti diye düşünmemeli de fakat istidraçtan endişe etmeli. Çünkü hiç kimse müzekka olmadığından bir kısım hataları vardır. Hataları varken hizmetine rağmen başına bir şey gelmiyorsa senestedricuhum min haythu la ye'lemun ayetinin tokatı ense köküne indiğinden endişe etmelidir. Biz hem bu günah işler, hatalar içinde böyle çarpan açalar durur hem de böyle ihsanlarımızı başından yağdırırız onu. Hiç farkına varmadan aheste aheste onu dalalete, küfre ve küfrana doğru götürürüz. Selefi Salih'in bundan ödü kopardı. Böyle hizmet eder de başına bir şey gelmiyor, sıkıntıya maruz değilse, arz ettim, cisminden, cismaniyetinden, Kur'an-ı Kerim öyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ. Çeşitli yönlerden eğer başına bir kısım gaileler gelmiyorsa istidraçtan kopmalı ama ben münafıkım dememeli, kafirim dememeli, haşa. Cenab-ı Hakk'ın ne küfre ne de nifaka rızası yoktur. Muvazeneli olmalı. Tekrar edeyim. Hizmetle, samimi ve ihlaslı bir hizmetle meşakkatlere, ızdıraplara maruz kalma birbirinden ayrılmıyor hiç. Hiç ayrılmıyor. Ayrılan insanlar, hakkında ayrılan insanlar korkuyorlar. İstidraç endişesine kapılıyorlar. Cenab-ı Hak hizmette muvaffak olan, dine imana hizmet eden arkadaşlarımızın hizmetini ihlasla ikmal etsin, itmam buyursun, istidraçtan muhafaza buyursun onları. Bir diğer husus burada arz edeceğim. Cenab-ı Hak yaptırdığı en büyük hizmetleri hüzzat-ı nefsaniyeden uzak bir noktada, bir çizgide yaptırmış. Ta nefsin hissesi karışmasın. İhlaslı olsun o iş. Yani bir yönüyle en ihlaslı hizmeti insan fiilen yapmaya azmederken beri taraftan da dünyadan onun alakasını çekecek, hissi olarak dünyaya bağlılığını koparacak, böylece tam ahirete nazarı müteveccüh olsun ve yaptığı işlerde Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmesin. Mesela diyelim bir insan harp meydanında bir kitap yazıyor. Kurşun yağmuru altında veya karşıdan gelecek bir ok, bir mızrak tehdidi karşısında yazdığı bu kitapta o ameliyesinin içine riyanın girmesi düşünülemez. Çünkü her lahza ölüm kendisini tehdit ediyor. Bir insan ölüm döşeğinde kıvranırken sık sık kalbine krizler geliyor, spazmlar oluyor. Ben sabah ölebilirim, sabah diyor akşam ölebilirim. Bu ruh haleti içinde kalemi eline alır bir şeyler yazarsa ahirete müteveccih, yüzünü dünyaya çevirip de riya yapmak istemez bir insan. İhlaslı olur bu iş. Bütün ahirete müteveccih olur. Her satırda bir kere Allah hesabına iner, hakikat hesabına iner, birkaç defa Efendimiz'i tahattür eder, ahiret menaziri âliyesini müşahede eder, sonra kalemini oynatır. İhlaslı olur o davranış. Onun için büyük zat en son işaret edilen zat, yani Rus cephesinde İşaret-ül İcaz tefsirini yazarken, diyor ki düşman karşısında, düşman taarruzu altında yazıldığından bazı yerlerinde belki müşevveşiyet vardır ama o ihlası ona işrap edemeyeceğinden ötürü değiştirmek istemedim. Sözleri benim söylediğim gibi değil de fakat ben söylediği şeyi ifade ettim yani. Mefhumen ifade ettim söylediği şeyi. O ihlas da eda edilemez. İmam Ahmet bin Hanbel de müsnedini öyle o ihlas içinde yazmıştır. Onun için belki hiç değiştirmedi yani durmadı üzerinde. Tahkirte lüzum hissetmedi. Allah'a çok yakındı, rezonanstı.
Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle. İlhamlar geliyordu şakır şakır gönlüne ve yazıyordu. Bu da istenilmez haddi zatında. İnsan belki ihlaslı hizmet ediyorsa bu olur yani. Ben böyle bu davaya hizmet edenlerden bildiğim kimseler var. Yanına uğradığımda vefat etti, makamı cennet olsun. Bir çuval ilaç gösterildi bana. Bir çuval. Çuvallar. Gözün ayrı bir ilaç, kulağın ayrı bir ilaç, kafasına ayrı bir ilaç, kalp spazmına ayrı bir ilaç, bağırsağına ayrı bir ilaç. Böyle kimseler gördük. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak hadisin de ifadesiyle ifade ettiği gibi böyle sevdiği ibadını huzuruna aldığı zaman tertemiz, fırıl fırıl böyle salına salına gezmelerini temin için dünyada dünya adına ne kadar kir bulaşmışsa hepsini alıp böyle huzuruna, kurulu huzuruna alacak. İstenmez bu. Fakat ihlaslı hizmet ediliyorsa Allah verir bunu. Verince de bir hediye-i ilahi kabul etmeli insan, hoşnut olmalı, razı olmalı. İnsan ne hapsi istemeli, ne bağ ve bahçesinin yanmasını istemeli, ne dükkanına ateş düşmesini istemeli. Ama ihlaslı hizmet yolunda ise bunlar başına gelebilir ihtimal. Kur'an öyle diyor. Başına gelince de inşallah hora geçti demeli. İtminan içinde olmalı, hoşnut olmalı, Rab'den razı olmalı. Radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin resulü demek. Cenab-ı Hak dedirsin bizlere.